Merhaba, ben Serkan Burla. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Yine dün çok ciddi bir pazartesi geçirdik. Çok acı faturalar kesildi. Doğru şekilde risk alan yatırımcılar servetlerine servet kattı. Fakat kimi yatırımcılar da piyasanın gerisinde kalarak doğru analiz yapmadığı için yanlış pozisyonlar aldı ve ciddi kayıplar yaşadı. Zaten dün sabahki yorumumuzda da küçük pozisyon açmamız gerektiğini ve en kısa vadeli trendlerin bile 70 pip civarında ulaşabileceğine bahsetmiştik. Major pariteler genel olarak 30-300 pip civarında hareketler sergilese de özellikle altın ve TL işlemlerinin hareketlerin hesaplanması bile çok zordu. Çok ciddi hareketler vardı. Ayrıca dünya genelindeki borsalarda da ciddi satışlarla karşılaştık dün. Amerika'dan gelen haberlere göre Amerikan Senatosu, Bankacılık Komitesi, S&P'ye kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak soruşturma açma kararı aldı. Bu da Amerika'nın bu kararına karşı tepkisini zaten gösteriyor. Aynı zamanda bugün yine pariteler Amerika'nın not indirimi sonrası Fed'in ilk tepkisine odaklanacak. Zaten dünkü S&P'nin açılması kararlaştırılan soruşturmadan sonra Fed'in ne gibi bir tepki vereceği de merakla bekleniyor açıkçası. Bu faiz kararı ve açıklamalar yine fiyatlarda sert tepkilere yol açabilir. Bunu da hatırlatalım bu teknik analiz bölümünün başında. Peki şimdi analizlere bakarsak önümüzde bizi ne bekliyor? Öncelikle paritelere başlarken Euro-Dolar'la başlayacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. Şurada görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik bir göstergemiz var. 4 saatlik göstergeden şu anda çok çok da fazla hayır beklemiyoruz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi Cuma günü geçmekte zorlandı. Geçen hafta da yine bakın geçmekte zorlandığı seviyeler vardı. Şuradaki turuncu ile çizdiğimiz. Fakat gap ile açılıştan sonra hızlı bir hareketten sonra yine altına indik buranın. Şu anki orta vadeli beklentimiz şurada görmüş olduğunuz çizginin çok çok da fazla artık aşağı geçilmemesi. Yani şurada görmüş olduğumuz 42-27 tepesi var. Şurada 42 pardon 42-80 civarları. Bu 42-80'i çok çok da fazla yukarı kırmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden şu 70-80 aralığı önemli. Burası kırılmadığı sürece aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. İlk hedefte dün de zaten test ettiği 41-30 seviyesi. Buraya kadar da bir geri çekilme mümkün. Şurada 41-50'ler var gördüğünüz gibi. Şu aralıktan karlar alınabilir eğer ki demiş olduğunuz gibi şuradaki bölgeden satış yapacaksak. Ama net bir trend tabii ki söyleyemiyoruz bugün içerisinde. Bakın görmüş olduğunuz gibi saatlik grafiklerde bir üzerinde sonra altında sonra tekrar üzerine çıktı. Şu an tekrar altta iniyor. Yani net bir trend şu anda söz konusu değil. Günlük grafikler ancak baktığımızda şurada aşağı olan bir trend söz konusu. Şuradaki çizgileri artık biraz daha yukarı çıkartmamız gerekecek mecburen buradaki tepe noktasından dolayı artık yine trendin aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şuradaki dip seviyelerin aşağı inmiş olmasından kaynaklı olan bakın şu şekilde de bir trendimiz söz konusu diplerden. Bu trendde doğru aşağı hareketin devamı gelirse çok ciddi şekilde daha aşağı salınımlar gerçekleşebilir. Daha orta vadeli olarak bakın şöyle bir diplerimizi birleştirdiğimizde böyle bir seviyemiz ortaya çıkıyor. Bunun dip noktası da görmüş olduğunuz gibi 40-90 civarlarına denk geliyor. Bugün içerisinde 40-80-40-90 civarlarına kadar. Bugün için hareket bizi çok çok da fazla şaşırtmaz. Bunu da söyleyebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda yine çok net bir kanalın olmadığını zaten görüyoruz. Bakın 4 saatlik grafikler, saatlik grafikleri açarsak da zaten şunun üzerine çıktık artık. O yüzden bunu ortadan kaldırabiliriz net bir şekilde. Aynı şekilde bunu da ortadan kaldırmamızda bir sakınca yok. Net bir trend şu anda söz konusu değil. En fazla yapabileceğimiz şey şuradaki noktaları ancak birleştirip yine aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz bu şekilde. Bu yüzden de şuradaki ikinci direnç noktamız olan 64-72'nin önemli olduğunu düşünüyoruz bugün. 64-70 civarlarından. Eğer bu seviyeler geçilemez ise aşağı hareketin devamının gelebilme ihtimali kuvvetli. Bunu da paylaşalım. Saatlik grafiklerde ise yine görmüş olduğunuz gibi kararsız seyir hakim. Pivot noktasını bir altına iniyoruz, bir üstüne çıkıyoruz ve yine kararsız bir şekilde
Aşağıda da destek olarak da şurada görmüş olduğumuz ikinci destek noktamız önemli. 62-51. Buraya kadar da hareketin devamı gelirse bir duraksama yaşayabiliriz. Günlük son en kuvvetli desteğimiz ise 61-80 üst seviyesinde bulunan şu aşağıdaki destek seviyemiz. Dolar franktayız şu anda. Dolar frank en istikrarlı giden parite hala. Dolar değer kazansa da kazanmasa da paritenin yönü belli. Sürekli aşağı bir hareket içerisinde. Ki zaten şurayı da kırdıktan sonra aşağı hareketin devamı çok daha hızlı bir şekilde gelmeye başladı. O yüzden şu trendi şu anda buradan kaldırabiliriz. Fakat üstteki aşağı eğim hala devam ediyor. O yüzden kuvvetli bir şekilde bakalım. Bu 4 saat günlük pratik bu. En kuvvetli direnç noktamız görmüş olduğunuz gibi 82.20'de. Bunun için öncelikle bakın saatlik grafiklere bakalım. Saatlik grafiklerde de güzel bir şekilde tutmuyor bu şuraları. Bu sabah saatlerinde zaten yine yukarı doğru 75-95'lere kadar bir hareket gerçekleşti. Hareket buraya kadar gelirse tekrar buralardan satış yapılıp aşağı doğru hedeflere tekrar 74-93 gibi hedeflere doğru tekrar hareketin devamı gelebilir. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 74-55 ve 73-87 seviyeleri görülüyor. Bu seviyelere kadar da aşağı hareketin devamı gelebilir. Bugün içerisinde bile gelebilir. Bu özellikle FED açıklamalarından sonra doların da birazcık desteklemesiyle bu aşağı hareketi değer kaybederek aşağı hareket 73-89'a kadar devam edebilir. Peki orta vadeli yatırımcılar ne yapacaklar? Yani bunun için en çok önemli bir nokta var şuradaki 77 65 seviyeleri civarlarında bu seviyelerden de çok güzel bir şekilde satış yapılabilir. Orta vadeli bekleme yapabiliriz ama hep söylüyoruz buradaki 4 saatlik grafikteki hareketli ortalamayı çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun kırılması durumunda sert bir çıkış gelebilir. Dünkü yorumumuzda bahsetmiştik. Frank'taki bu kadar yüksek derecedeki değerlenme artık İsviçre'deki halkı ve hükümeti de yavaş yavaş rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü birçok kişi özellikle yurt dışı anlaşmaları artık yavaş yavaş başka ülkelere kaptırmaya başlıyorlar. Frank'ın bu kadar değerli olması sebebiyle. Dolar Japon yenindeyiz şu anda. Dolar Japon yeninde de net bir trend şu anda söz konusu değil. Dünkü korkularımızdan da bahsetmiştik. Neydi bunlar? Aşağı harekette görmüş olduğunuz gibi 76-93 civarlarına kadar bir hareket gelse de buralarda yavaş yavaş artık alışlara da geçilebilir. Çünkü daha önceki Merkez Bankası müdahalesi buralardan gelmişti. Japonya Merkez Bankası'ndan gelen müdahale ve şurada görmüş olduğunuz gibi 350 pip civarında büyük hareket söz konusu oldu şuradaki bölgede. O yüzden yatırımcılar terste kalmak istemedikleri için buralardan yavaş yavaş satış pozisyonlarının karlarını almaya başlıyorlar. O yüzden buraların hızlı bir şekilde geçilmesi gerekiyor ki ancak trend devam edebilsin. Bu nedenle yukarıda ki ilk hedefimiz de 77-88 eğer ki bir yukarı hareket başlarsa. Altındayız şu anda. Altındaki hareket gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi bakın sadece bu hafta yani dün açılıştan itibaren yaptığı pip hareketi 93 dolarlık bir hareket yaptı ki bu 930 pip anlamına geliyor. Bu rakam gerçekten de çok ciddi bir rakam. Cuma gecesine bakarsak, Cuma günü gördüğü en düşük seviye olarak hesaplarsak, Cuma günkü özellikle açılış fiyatına göre 1300 dolarlık bir hareket söz konusu. 1300 dolar da gerçekten de hani parite için pardon 130 dolarlık bir hareket söz konusu. Bu da pariteyi gerçekten de çok ciddi bir tarafa itiyor ve bu da 1300 pip civarında bir rakam yapıyor. 1300 pip de gerçekten de hani bu piyasa için yaklaşık sadece Cuma ve Pazartesi günü için çok önemli bir rakam ve Salı sabah için bunun için geçerli olabilir. Çünkü açılışta 1770 72 seviyesini gördü. 1772 seviyelerin üzerine geçmesi de gerçekten de parite için inanılmaz bir rakam. Satış önermiyoruz, hala önermiyoruz. Dün bu seviyelerdeyken de bazı yatırımcılarımız dün gün içerisinde sordu altında satış yapalım mı diye. Yani biz böyle bir dönüş görmediğimizi söyledik. Hatta şuradaki dönüşte iyice
Umutlanan yatırımcılar da oldu fakat zaten akşam saatlerinde ve bu sabah gece yarısı şu hareketle beraber yukarı hareketin devamı geldi. Bu yüzden hala satış önermiyoruz. Satışta kalan yatırımcı için gerçekten durum çok kritik olabiliyor. Çünkü yukarı hareketlerde çok hızlı ve canice hareket ediyor. Bu yüzden aşağı hareketleri alış olarak kullanmak çok daha sağlıklı olur. Bunun için de bugüne bakarsak 1700 seviyeleri güzel bir seviye. 1700 civarlarından alışlar ile karşılaşmamız mümkün. Orta vadede ise 1653 civarları alış için güzel seviyeler olacaktır. Dolar-TL paritesine bakarsak son olarak Dolar-TL'de de görmüş olduğunuz gibi dünkü yukarı hareket ile beraber bu gün açılışından itibaren sabah saatlerine bakın tam gördüğünüz gibi sabah saat 4 gibi 1.83.54 seviyesi test edildi. Buraya kadar bir yukarı hareketten sonra yavaş yavaş gevşemeler başladı. 1.76 seviyelerine kadar. Fakat yine de paritede dikkatli olmasına fayda var. Çok küçük işlemler açılmalı eğer açılacaksa. Eğer pozisyonumuz yoksa çok çok da fazla pozisyona girmemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eğer ki şuradaki pivot noktasından inersek ilk hedefimiz 74-65 olacaktır. Buranın altında 73-37 ve son olarak da 70-89'a kadar da hareketin devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Yine de paritedeki yönün yukarı olduğunu unutmayalım. Orta vade, uzun vadeli düşenler için artık gerçekten üst seviyeler güzel bir çıkış yeri olabilir. Buralara kadar da hareketin devamı gelebilir. Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi daha önce de bu seviyelerden başlayan düşüş çok ciddi boyutlara ulaştı. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3000 pip'ten daha fazla bir hareket gerçekleşti. 3800 pip civarlarında. Bu hareketin de bu şekilde olma ihtimali çok fazla görmüyoruz şu an için ama yine de temkinli olup aşağı salınımlarda korunmak için pozisyon almayıp aşağı hareketleri alış fırsatı olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, günlük analizin bugün de sonuna geldik teknik analizle birlikte. Yatırımcıların akşam 9.15'te FED'den gelecek olan faiz kararı ve ardından gelebilecek açıklamaları takip etmesinde yarar var. Bunu tekrar hatırlatalım. İşlemlerinizde başarılar.